can't stop my thing. Open up, let me in so I could begin. Roll film at the slim trim, ready to win. I got the head rocker, get you tipsy like vodka. Don't mean to shock you, but I operate like a doctor. Show and tell, excel past the stars. Making trends with my man, push the luxury cars, drop the ill rap. Still strapped with the rhymes, Diggy dive, blow your mind, no doubt, one of a kind. Diggity no digger, the diggity tongue slipper, the funk ripper, the bum sticker. What? T-bone what, nigga? I'm diggity out to make a bundle in all spots like the diggity tunnel. We start deepin' from the concrete, diggity jungle. We holdin' it down for no diggity. Niggas wettin' the flow, wet the flow, slippery, hickory, dickory. We bust shots, diggity up, rap floor, my people beatin' up top. Hey yo, we'll go around, no doubt, come around, stop the effects blowin' out, you know, bust away and summer. Another day, another plot to steam, stocks to cream, diggity can't stop my team. Hey yo, we'll go around, no doubt, come around, stop the stress is blowing out, you know, bust the way it's going down. Another day, another plot to steam, stocks to cream, diggity can't stop my team. It's diggity me, Drake, what can I say, the flow's tight, see we do it all nice to keep the crowd high. By the side off the Richter, get the spot rocking, no we never stop it, diggity hip hopping, the head squad. Take a charge, no diggy. We get to rip the flow, you know we get busy. When we come through, we get to 1, 2, mic check. So boogie bang, diggity jockey slang is catch. Diggity from the illest part of town, we get down to get found. So swim or drown, diggity come up short or hold it down. Diggity been to mad places, seen all these changing faces. Court cases, and diggity rip shows for all races. Son, I diggity do my thing for the cream, the diggity hip hop thing. Diggity call me the dream like Hakeem. Diggity finger on the trigger, vision on the sparrow. The diggity dark shadow, holding it down, the camouflage. We go around, no doubt, come around, stop the effects is blowing out, you know, bust the way it's going down. Another day, another plot to steam, stocks to cream, the diggity can't stop my team. Diggity hungry man like Swamp, get rough like Charles Bronx. Diggity guess it's just the things I do, like Tina Thompson, got these looks of star hopping. But diggity stargazing, keep it moving, I will diggity with my man tonight, we diggity rap BET, see me on BET, I roll with PMD and CBVIP, my team. Diggy day in and diggy day out, I keep it way out, and diggy dies can't never play out. Hey yo, we'll go around, no doubt, come around, stop the effects is blowing out, you know, bust the way it's going down. Another day, another plot to steam, the stocks to cream, diggity can't stop my team. Hey yo, we'll go around, no doubt, come around, stop the effects is blowing out, you know, bust the way it's going down. Another day, another plot to steam, the stocks to cream, diggity can't stop my team. Arkadaşlar Indigo ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Mutsuz'u konuşuyoruz. Balıkesir'den ayağının tozuyla kalkıp geldi buraya. Aynen, tekrar teşekkür ederim. Ya. Çok yorgunum. 2 haftadır uyumuyorum. Dün 3 saatlik uyku uyudum. 3 saatlik uykuyla buraya gelip hani ve hakikaten hani söz verdiği gibi söz verdiği saatimizden az biraz geç kalsak da ki bu kadarını da bırakın olsun bence. Ki hani o kadarını yani, olmazsa olmazımız o bizim. Evet. Ki bugün ne oldu biliyorsunuz mu? Şimdi Balıkesir'den dönüyoruz. Orada işte Anıl sahne yaptı, Arap sahne yaptı. Ben işte insanları gördüm. Poster sattık, CD sattık falan. İşte böyle keyifler biraz gıcır. Dönüyoruz. Oğuz'a diyorum sırf araba yakmasın diye. Tamam mı? Yavaş gitsene diyorum. İşte yüzü geçme diyorum. Öyle hani kaza maza olur. Yollar da bir tuhaf. O olmadı. Ondan sonra birader çat memur dur. Ne oldu? Hızlısınız. Aynen gençler 139 kilometre. Abi. Günahımız ne? Bu araç dedi hafif ticari kamyonet yani daha yavaş gitmesi. Abi 360 lira. Amına koyayım dedik ya. Birader hani sabah böyle 1-2 aksilik oldu. Anıl'a dedim ki hani para döndürüyoruz bir şeyler oluyor. Biz dedim buradan herhalde 0'a 0 çıkacağız dedim. Akşamüstü de tam o oldu. Hani ne oldu? Biz bugün Balıkesir'e gittik işte. Balıkesir'i gördük oldu herhalde değil mi abi? Gittik orada bir pide yedik. Döndük. Yapacak bir şey yok ama en azından... Öğrenci memleketi. Müziğimiz insanlara ulaştı. Hiç değilse öyle bir şey var. Hangisini çıkaracağım? Abi o ikinciyi çıkartırsan aynen. Onu çıkartırsan daha iyi olur. Çünkü diğeri internetin sakata geliriz. O ses sisteminin de artık... kulaklıktan da şey yapabiliriz abi. Direkt sen kulaklığı takarsın. Tamam. Sorun hallederiz. Değil. Sıkıntı değil bizim yani için. Zaten sohbetimiz devam ediyor. Bugün öyle bir şey de oldu. Çok üzüldük ya birader. İşte de şeymiş, devlet kestiği cezadan eğer 15 gün içinde ödersen %25 indirim yapıyormuş. Sağ olsun. Trafik cezaları bizim baş belamız. Sizin mi? Benim de Serhat abim en son bir yerde bir ceza yemişti. Neresiydi abi, tam hatırlamıyorum da. Hatırlıyor musun, bir muhabbet vardı ve kaç lira geçmek zorunda kaldı. KGS'den miydi? Geçişte falan. Otobandan 2.25'e 75 kaldı. Yani 2 lira ödemek yerine 75 lira. Hani nereden nereye? Ya o şeyi de düşündüm. Yani tamam, bir hız sınırı olsun, böyle insanların sapık gibi hız yapmalarını engellesinler de çok acımasızdı be. Ya hayır. Ya bu kadarı da abi, olmaz yani. Gitti ya, anladın mı? O siller gitti, posterler gitti. Ulan elde zaten kaç para var? Ne soru mu geldi? Albüm sorular. Tamam. Varsa okusana moruk orada ya. Berk arkadaşımız yazmış. Türkiye'de gelişmiş o kadar çok müzik türü varken neden hip hop'u seçtin ve az önce bizi çok güzel özetledin demiş ama hip hop müzik türü değil yani, bir kültür aynen, bu olarak. Kültüre neden ait olmayı seçtim? Moruk, daha çocukken bunun ben ne olduğunu tam anlamadığım, isimlendiremediğim zamanlarda da onu sevdim. Belki o gevşek tavrını sevdim. Aynen. Gevşek. Yani o bir daha böyle, aynen bu adamlar daha rahatlardı. O böyle kendi kartonlarıyla o üstünde breakdance yaptıkları o materyalle gezen b-boyları falan görmek kliplerde çok etkileyiciydi benim için ve çocukluğumdan beri ya olmak istediğim şey buydu. Yani belki ebeveynlerim olduğum şeyden çok mutlu değiller ama yani çocukken tutuldum. Aynen, yapacak bir şey yok. Yine anam benim, babam benim, anladın mı? Dünyada beni en çok onlar sever. Aile çok önemlidir. Bunu unutmayın. Kesinlikle aynen. Kavga ve gürültüden uzak durun. Ebeveynlerle üzmeyin diye. Kesinlikle anneye uf denmez yani. Hani bazen kalbini kırıyoruz ama onlar bizi en çok sevecek insanlardır. Akşam yemekleri, ütülemeler ya, falan. Kahve ayağıma falan geliyor benim, anladın mı? Mesela ben bir abi vardı, işte tüpçü bir abiydi. Ben bir garson olarak çalışıyordum Bostan'a, domates kafede. Üniversiteyi bıraktım ben bir ara. Orada çalışırken bana o tüpçü abiyle konuşuyoruz işte. Her gün geliyor, sabah içiyor bir şeyler. Ya dedi, ben dedi öyle nankör bir evladım ki dedi. Benim dedi evimde kahvem ayağıma geliyorken ben dedi ders çalışmadım, üniversiteyi kazanamadım dedi. O an böyle kafamda şimşek çaktı. Ulan dedim, kahvenin ayağına gelmesi lüks bir şey mi ki yani? Hani bizim de geliyor, anne kahve deyince geliyor. O an onu anladım yani, annenin sana kahve yapması çok kıymetli bir şey. O yüzden onların kıymetini bilin, onların da gönlünü hoş tutmak lazım. Endişeleri normal ama onlara, yani eğer bu kültürü seçtiyseniz ki bu neredeyse başınızın büyük belada olduğu anlamına geliyor Türkiye'de. Ama onlara söyleyin yani. Ben söyledim. Ben bakın dedim, ben dedim yaptığım işi iyi yapıyorum ve dedim ben bu işe çok aidim. Çocukluğumdan beri biliyorsunuz dedim. O yüzden dedim sabredin. Lütfen dedim, hani üstüme gelmeyin. Sağ olsunlar, çok anlayışlı davrandılar. O zaman dediler tamam hani. Ben gelmişim 30'uma birader, 10 günlük sigortam var. Şu saatten sonra ben iş günümü sayıp yok şey o. Bir ara hani bir kanun değişti. Herkesin ebeveynleri ona sigorta yaptırdı ya şey. Büyük patronları, tepedeki insanların hani çocuklarına falan böyle hani o dönemde şey, hani bu emeklilik yaşının yükselmesiyle ilgili. Bir anda dönem. Bütün herkes ülkede sigortalı oldu. O gün işte yaptırmışlar bana o zaman. Bu yani. O yüzden ben şu an ne yapayım, işe gireyim. İşte 500 kaç gün onlar? 5000? 5200 kaç, mali müşavir. Daha çok matematikle arası iyi olan bir abimiz de ya yanımızda. Kaç gün abi? Kaç iş gününden sonra emekli? 7200. Bu yani. Bu bizi ürkütüyor. Benim zaten hiç şansım yok, anladın mı? O yüzden ben bile ara tamam. Kalmış 30 sene emekli. Daha süreç yani, başlamamış. Daha süreç başlamamış. O yüzden yapacak bir şey yok. Koşturuyoruz bakalım nereye. Mutsuz'a Furkan Palavur yazmış. Indigo Industry diyerekten. Palavur derken albümü ne zaman nete verilir diyor ki bence böyle bir şey olmaz. Ya ben Mutsuz'u nete vermeyi düşünmüyorum ya kesinlikle. Mutsuz CD ya. Ya şu CD kitapçığınızı elinize alın, tamam mı? Hani döner gibi albüm. Yani döner nasıl? Dünyada her milletten, her insanın yediğinde seveceği bir yemek. Et yemeyenler hariç. Şu albümü de birader ben Türkiye'de kitapçıyla beraber eline alıp dinledikten sonra beğenmeyecek adam tanımıyorum. Yani beni anlasın, başarılı bulmayabilir ama yaptığım işi çirkin bulmaz. Anladın mı? Anladığını varsayıyorum. Evet. Demek. Yani güzel oldu da hani uğraştım abi. Çıkan sonuçtan memnunum. Anladın mı? El emeği, göz nuru. Böyle hepsiyle kendim uğraştım falan. Ya bu albüm bandrollü albüm gibi ya. Soran olursa bandrollü deyin amına koyayım. Anladın mı? Çünkü da ilk görüştüğümüzde aynen. Bandrollü değil ama bandrollü gibi. Bandrollü gibi ya. Bu albümün tek eksiği bandrol. Ya çok da bence bir şey anlam ifade etmiyor abi. Bir tane Kültür Bakanlığı'ndan gidip bir bandrol alıp da oraya bandrol yapıştırmak bence bir şey anlam ifade etmiyor. Yani. Hiç ne müziğinin kalitesini arttırıyor ne başka bir şey. DNR'lara koyuyorsun birader. DNR zaten CD başına alıyor senden köpek gibi rakam. Dağıtıcı firma alıyor. Sen hani sana bir şey kalmıyor işte, hani açıkçası. Ne prestij mi? Seni herkes dinliyor ama kazanmıyor. Bak geçmişte Eco Fresh birader beni herkes dinliyor ama kazanmıyorum diye açıklama yapmıştı. Yani bu işi paraya döndürmek de önemli. Ben birader bu albümü satıyorum. 19 parça var. 15 TL. Yani siz eğer kargosuz benden alırsanız bu albümü parça başı 79 kuruş ödemiş oluyorsunuz ki çok adil. Eğer kargo öderseniz artı 5.85 o zaman da parça başı size 1.300'e geliyor. Bu da adil. Anladın mı? Eğer diyorsanız ki ben bedava senden bir şeyler dinlemek istiyorum. youtube.com/Indigo35 Karşıyaka kanalımdan 110 tane videomu izleyebilirsiniz. Hatta albümden kesitler duymak istiyorsanız da ki az önce bir arkadaşımız da yazmış. Aynen. Albümden kesitler duymak istiyoruz diye. Albümden kesitleri oradan duyabilirsiniz. Çünkü hani yani, buradan çaldığımız anda kesitler demek, kesitlerde kastım önceki albümlerim. Yani farklı bir şey yapmadım. Ben orada yaptığım rapleri yaptım. Zaten Murk benim böyle çok olağanüstü bir şey, farklı müziğim yok. Benim müziğime en fazla bakalım bu sefer ne demiş diye bakarsın. Anladın mı? Hani o ötekiler seferinde bakıyoruz zaten. Yani bence bu fena değil yani. Hani bir rapçiye de bu şekilde bak. Mesela Hayki'nin ses kontrolü, işte diyaframı, patronun sesinin kuvveti, anladın mı? Nefkan. Ha. Onun böyle o swingi, notalarla oynayışı. Bana da hani bakalım bu sefer ne dedi diye. Yani bence böyle bir seçenek olması kötü değil. Yani diğerlerinden daha zayıf ya da daha iyi bulabilirsin. Bu hani sana kalmış. Amenna. Benim için sorun değil. Ama bence yani eski albümlerimi böyle kulak verip kulaklığıyla tek başına dinlemiş bir adam bu albümü dinlemek isteyecektir. Ha, az önce de dedim ya döner gibi. Bu literatüre yeni kattığım bir kavram, tam olarak ifadesi herkesin seveceği anlamında. Bizim Amerika'dan gelen bir Tolga abi vardı. Tolga telefon bolca çalıyor. Aynen bu numarayı verince ister istemez bu oluyor. Tolga şey demişti işte, iş kurduk. Ya dedi Amerika'da döner satacaksın ya dedi. Döner dedi dünyada hangi milletten olursa olsun bir insanın yiyip de kesinlikle seveceği bir yemek dedi. Anladın mı? Mesela döner gibiye örnek verelim. Kim mesela? Angelina Jolie. Döner gibi kadın. Aynen. Mesela onu beğenmeyen yoktur. Mesela ondan sonra işte F58 İtali. Ferrari. Anladın mı? Hastasıyız. Doğru söyledim mi bilmiyorum tam da. Yani mesela döner gibi araba. Onu görüp de beğenmeyecek insan yok. Nedir? Döner gibi. Tamam, anlaşıldı. Aynen öyle. Mutsuz albümün nete ne zaman verileri geçtik. Umut Tülü arkadaşımız yazmış. Indigo şarkılarında neden kendi siyasi görüşünü açıkça dile getirmiyor? Bence sen yanlış düşünüyorsun ki bunun cevabını ben net vereyim. Sen ver mi? Yani hani o kadar siyasi görüşünü açık dile getirmediğini söylüyorsun ama vicdanı reddiyi herhalde dinlemedin ya da tam net bilmiyorsun, birazcık acımasızca mı söylüyorum bunu bilmiyorum da hani gayet açık ve net bence söylüyorsun abi ya. Belki az işime bakmıştır, öyle denk gelmiştir ona. Ya öyle de olabilir, öyle de değilim ama bence hani siyasi görüşünü çok fazla sakladığını sanmıyorum ki çatır çatır söylüyorsun bence. Belki o arkadaş daha böyle hani ben solcuyum dememi falan bekliyordur ya da sağcıyım ya da bir siyasi hani parti bir olarak. Siyasi görüşe dahil demeni bekliyor herhalde. Ben özgürlükçüyüm moruk yani. Ben türbanın da özgür bırakılmasını istiyorum. İnsanların dini gerekçelerle de olsa istedikleri kıyafetleri giymelerini istiyorum ama ben aynı zamanda alkol satışının da kesinlikle yasaklanmasını istemiyorum. Yani bu insanlar bir arada aynı yerde yaşayabilirler. Yani yatsı namazından çıkan bir dayı sokakta gece geçerken alkol alan gençleri görüp İşte selamünaleyküm, aleykümselam ya da iyi akşamlar gençler deyip bu ilişkiyi sağlayabilir. Yani birbirimizden farklı olmamız iletişim kuramayacağımız anlamına gelmez. Zaten iyi bir iletişim için aynı olmamız gerekmiyor. Bizler yabancı insanlarız, ayrı insanlarız, insanlar farklıdır. Ben özgürlükçüyüm, ben herkesin özgürlüğünden yanayım. Ben ana dilini unutmamasını da isterim, onun ötekinin bayrak taşıma hakkını da isterim, anladın mı? Bu kavramları birbirimizin özgürlüğünü kısıtlayacak kadar büyütmemeliyiz sadece. Yani geçen gördüğüm İstanbul'da Kadıköy'de tekerler 10'da kapanıyor. Ne bu ya? Neyi engellemeye çalışıyorsunuz? Yani insanlar alkol almasın, bu sayede dünya daha mı güzel bir yer olacak? Hayır ya, öyle bir şey yok. sorudan önden geldi. Tabii Sedat abimiz